I want you to feel what I feel. What time is it? Game time! I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year. And that's hard. It's like a dependency. It's always gonna be a part of you. Evet, tahmin ettiniz, bugünkü videomuz Michael Jordan'la ilgili. Gelmiş geçmiş en büyük basketbolcu. Benim gözümde ne Kobe'nin, ne LeBron'un, ne de diğer oyuncuların onunla kıyaslanacak bir yönleri yok. O kendi başına ayrı bir imparator. Aslında sadece basketbolda değil, belki bütün spor kategorilerinde de gelmiş geçmiş en büyük atlet olduğunu iddia edebilirim. Performansını rakamlar ifade etmeye kalksak muazzam. 1070'e yakın NBA maçına çıkmış. Maç başı 30 sayı ortalama, 6.2 rebound, 5.3 asist var. 2 kere NBA Smash şampiyonu olmuş. 3 kere top çalma şampiyonu olmuş NBA'de. 2 kere olimpiyat şampiyonluğu kazanmış. 6 toplam NBA şampiyonluğu var. En çok NBA kazanan oyuncu bu niteliğiyle. 5 kere en değerli oyuncu seçilmiş Amerikan NBA'sinde. 6 kere finallerin en değerli oyuncusu seçilmiş. 10 kez sayı kralı olmuş. 1 kez en iyi savunma, 1 kez en iyi çaylak ödüllerini almış. Ve 14 kez NBA All-Star takımına seçilmiş. Yani rakamlar muazzam. Belki ondan daha iyi istatistikler olanlar vardır ama onun bir de o tarzı, o sahayı doldurma şekli, hayatı, takımın yönetimi, her şeyle hakikaten çok ilginç bir karakter. Her yönü çok tatlı mı? Değil. Zaten bu belgeselde onu anlatıyor. Evet, videomun girişinde tanıtımını yaptığım Netflix'teki Son Dans belgeseli Michael Jordan'la ilgili dehşetingiz bir belgesel. Mutlaka izlemeniz lazım. Başarı nasıl geliyor? Çok çalışmak demek ne demek? Mücadele demek ne demek? Neden çok başarılı insanlara herkes çok da bayılmıyor? Neden etrafları için bir sürü zorluk arz ediyorlar? Bir sadece kendilerinden değil, bütün takımdan, bütün ekipten kendilerini nasıl sorumlu hissediyorlar? Zaman zaman onların da kötü anları oluyor. Jordan'ın en kötü anlarından bir tanesi babasının öldürülmesi. Bununla nasıl başa çıkıyorlar? Bunun onların performansını nasıl etkiliyor? Nasıl geri dönüyorlar? Zaman zaman onlar da oyunu bırakıyor. Belki biliyorsunuz Jordan da bir ara basketbolu bırakıyor. Çok kısa bir sürede olsa beyzbolla veriyor kendini. Sonra ama muhteşem bir geri dönüş yapıyor. İşte babasının ölümünden etkilendiği dönemler onlar. Bütün bunlar bu belgeselde anlatılıyor. Bir de belgesel sadece Jordan'la ilgili değil aslında. Efsanevi Chicago Bulls takımıyla ilgili. 6 şampiyonlukları var NBA'de. Üçer üçer arka arkaya. Bütün rekorları alt üst ettikleri bir dönem bu. O takımdaki tek karakter de Michael Jordan değil. Yan karakterler de kuvvetli. Phil Jackson var mesela. Daha sonra Los Angeles Lakers'ın başına geçiyor. Koç ve orada da defalarca şampiyonluklar yaşıyor. Scottie Pippen var, Dennis Rodman var, Tony Kukoc var. Müthiş karakterler var. Stephen Kerr var. Stephen Kerr de şu anda yine Amerika'da sürekli şampiyonlukların peşinde koşan basketbol takımının koçu. Müthiş bir belgesel. Bütün bu hikayeleri bir araya getiren, başarının zorlu yolculuğunu anlatan bir gerçekten değer izlence. Mutlaka vaktinizi ayırın. Tek başınıza değil, hatta eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla beraber izleyin. Hem basketbolun güzelliklerini onun tanışmasını sağlayın, hem de başarının zorlu yolculuğu, başarının gerektirdiği mücadele konusunda biraz fikir sahibi olsun. Bugün böyle küçük bir tavsiye yapmak istedim. Arkamda da şu anda Jordan'ın müthiş hareketlerini görüyorsunuz. En iyi 10 hareketini işte YouTube'dan bir video buldum, bir derleme. Tabii tarçılır en iyi 10'u bu mu? Daha da başka bir sürü muazzam hareketleri var. Ben genel olarak biyografi okumayı zaten çok seviyorum. Ama zaman zaman videografi diyeceğimiz bu tip belgeselleri izlemek de gerekiyor. Netflix bu konuda müthiş kaynaklar sunuyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Diğer kanallarda da iyi belgesel bulunca iyi biyografik belgeselleri izleyin. Onlarla öğreneceğimiz çok şey var. Onlar bizim adımıza verilmesi gereken mücadeleyi vermişler. Almaları gereken dersleri almışlar. Bir de düşenle onları izlemek, not almak biraz ve kendimize dersler çıkartmak. Evet, her zamanki gibi bu kısa videoda hoşunuza gittiyse sevgiyle kalın, hoşça kalın. Umarım like edersiniz, video paylaşırsınız, yayılımını daha da artırırız. Görüşmek üzere sevgiler.